Günaydın TV 262 izleyicileri. Bugün tarihler 23 Ağustos 2019 Cuma'yı işaret ediyor. İzmit'in güneşli sabahından herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Değerli izleyiciler, bugün haftanın 5. günü. Yeni yayın döneminde yaptığımız manşetler programının 5. programı ve haftanın son gününde manşetler programıyla dün geceden kalan iki detayı belirterek programımıza başlayacağız değerli izleyiciler. Leyla Atakan hep bu kentte ölüm yıl dönümünde anılıyordu. Ama İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna Fatma Kaplan Hürriyet, yani bir kadın belediye başkanı Leyla Atakan'dan sonra ikinci kez oturması, ki 50 yıllık bir aradan sonra oturması sonrasında bu kutlamaların günleri ve adresleri de değişti. Doğum gününde de kutlama yapılması kararlaştırdı ve bunu da Fatma Kaplan Hürriyet dün hem açtığı sergiyle hem de dün akşam o dönemin en önemli tanıklarından biri olan, ki ondan sonra da İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna meclis kararıyla oturan, daha sonra da seçimle gelen Erol Köse'nin konuk olduğu bir söyleşi gerçekleştirdi. Gerçekten farklı bir konsepti ve bu konsepte de ben de bulundum. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda programın içerisinde bununla ilgili detayları, hatta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in burada yaptığı konuşmada gelecekle ilgili yaptığı birkaç projeyi de ilk defa burada sizlerle paylaşacağımın altını çizelim. Ama bir başka gelişme dün akşam Cedit Mahallesi'nde yaşandı. Ve toprak kayması, iki binanın arasındaki istinat duvarının arasında bulunan toprak kayması, ki yoğun yağış sonrasında toprağın yumuşaması nedeniyle bir toprak kayması yaşandı. İzmir Cicit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta meydana gelen olayda iki binanın arasındaki toprak kayması yaşanması sonrasında bölgeye AFAD ekipleri davet edildi. AFAD ekipleri gerekli çalışmayı yaptı ve binadaki bütün oturanları, iki binadaki oturanları boşaltılmasına, tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verildi. Binalar İzmit Belediyesi Zabıtası tarafından mühürlendi. Birlikte etkinlikte olduğumuz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet izin isteyerek buradaki yaşanan olayı yerinde incelemek üzere etkinliğin son bölümünde ayrıldı. Gerçekten bakıldığında olaylara, konuya her türlü şekilde tam anlamıyla hakim olması konusunda ve yerinde yaptığı incelemelerle de yine takdir kazanan bir belediye başkanı unvanını yakaladığında belirtelim Fatma Kaplan Hürriyet'in. Dün akşam yaşanan bu olay sonrasında, toprak kayması sonrasında iki binanın boşaltılması ve inceleme yapılması karar verildi. Tabii ki yapılacak çalışma sonrasında binaların nasıl bir durumunda oturulup oturulmayacağına karar verilecek. Bugün bu konu biraz daha netlik kazanacak. O konuda da yine haber bültenimiz içerisinde bu konuyu sizlere aktarmaya çalışacağız değerli izleyiciler. Ama şunu belirtelim ki dün akşamını gerçekten saat 21 sıralarındaki bu olay bugün gerek yaygın medyanın televizyonlarında haber olarak da ekranlara geldiğini belirtelim. Mağdurların herhangi bir sorun yaşamaması için de gerekli önlemlerin alındığını da belirtelim ve barınma ihtiyaçlarında karşılandığını belirtelim dün akşam itibariyle. Ama tabii bugünkü durum netlik kazandıktan sonra durum daha farklı bir şekilde ortaya çıkacağının altını bir kez daha çizelim değerli izleyiciler. Evet, böylesi bir dün geceden kalan iki konuyu aktardıktan sonra hemen programımızın ilk gazetesiyle başlayacağız değerli izleyiciler. Kocaeli Gazetesi, ki bu hafta hep ilk gazeteyi Kocaeli Gazetesi olarak okuduk. Bunun sebebi ve nedenleri şöyleydi. Kuruluş gazetelerin kuruluş tarihlerini baz alarak bir sıralama yaptım ilk hafta nedeniyle. Daha sonra önümüzdeki haftaki programlarımızda ise her gün bir gazetenin önceliği çıkartarak okumaya çalışacağımın altını çizelim. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli izleyiciler. Evet, yine ilk gazetemiz Kocaeli Gazetesi ve 13 belediyenin borcu 7 milyar 745 milyon liralık bir borcu manşet olarak gazete sayfasına, birinci sayfasına taşımış. Hem 13 belediyenin belediye başkanlarının altına ne kadar borcuları olduğunu yazmış. Hem de bu konuda detaylı bir değerlendirme yapmış. Bir önceki bir dönem belediye başkanlarının isimlerini sıralamış. Kalan borçları, mevcut belediye başkanlarına bırakılan borçları
devreden borçları yine sıralamaya göre hazırlamış ve gerçekten iyi bir gazetecilik yapıldığının da altını çizelim. Kocaeli Gazetesi editörleri tarafından burada biraz detayına girdiğimizde Kocaeli'de 12 ilçe belediyesinin toplam borcu 1 milyar 499 milyon 500 bin lira. Büyükşehir'in 6 milyar 246 bin liralık borcu da eklenince ilimizde 13 belediyenin toplam borcu 7 milyar 745 milyon 500 lira olarak geçiyor kayıtlara değerli izleyiciler. Bakıldığında bu kadar borç nereye gitti, neler yapıldı, neden bu borçlar yapıldı, bu konuda birçok spekülasyon, birçok yorum yapılması muhtemel önümüzdeki süre içerisinde. Ama şöyle bir incelediğimizde, bir baktığımızda hakikaten borçların belediyelere göre dağıldığında şöyle bir bakalım değerli izleyiciler. Büyükşehir'in 6 milyar 246 milyon TL borcu bulunuyor. Bir önceki belediyesinde yani 3 dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu'ndan kalan borç miktarı. Bir kez daha söylüyorum, 6 milyar 246 milyon TL. Gebze Zinur Büyükgöz şu anda belediye başkanı ama daha önceki belediye başkanlarından kalan borç 429 milyon TL. İzmit şu anda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ama Nevzat Doğan ve Halil Vepi Yenice döneminden kalan borç 207 milyon TL. Tabii şimdi burada Halil Vepi Yenice bu borcu ben yapmadım hepsini. Nevzat Doğan döneminde de kaldı. Ama 3 tane belediye başkanı yani göreve geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı alındıktan sonra yani. Ve bu 3 belediye başkanının üstte görev yaptığı 3 yıl, 3 dönem üstte görev yaptığı bir İzmit Belediyesi'nde toplam borç 207 milyon TL Fatma Kaplan Hürriyet'e kalan borç değerli izleyiciler. Daha sonra yine borcu sıralıyor gazete ve Hamza Şayır yani Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğunda bugün oturuyor. Peki borç ne? 185 milyon TL. Şimdi buradan soruyorum. Dilovası İzmit'in en küçük, Kocaeli'nin en yüz ölçümü en küçük ilçelerinden bir tanesi. Bu borç nereye yapıldı? 185 milyon TL. Nereye harcandı? Neden ödenmedi? Neden böyle bir borçla karşı karşıya bırakıldı Dilovası Belediyesi? Herhalde bunlara dönük önümüzdeki süreçte gerek şu anda mevcut belediye başkanlığı koltuğunda oturan belediye başkanları gerekse daha önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanları bir yanıt verir. Ha şu doğrudur. Bu konu bütçeler meclise gelmiştir. Çoğunluk belediyeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olduğu için de bu bütçeler onaylanarak geçmiştir. Hukuksal olarak bir durumda ya bu işte tekrar geri dönüşte böyle şöyle olur böyle olur tartışmak istemiyorum. Zaten tartışılmaz. Mevzuat gereği belediye meclisinden onaylandıysa bu tartışılmaz. Sayıştay raporları vardır. Sayıştay raporlarında ne çıktığı çok açıklanmıyor ama zaman zaman sızan haberlere göre de sıkıntılar olduğu söz konusu Sayıştay raporlarında. Sayıştay'ın raporlarının çok net ve şeffaf bir şekilde açıklanması bu borçların nereye gittiğini de ortaya koyacak. Yani hem görev yapan belediye başkanlarını hem bunları onaylayan belediye meclis üyelerini Sayıştay raporlarının açıklanması rahatlatacak. Ellerini rahatlatacak. Sayıştay raporu bu şekilde şuraya harcanmıştır dedikten sonra nereye gitti de çok net belli olacak. Ancak usulsüz bir yerlere, yandaşlara, farklı bir yerlere gittiyse işte o sıkıntı. O belki biraz evvel dediğim gibi hukuksal olarak çok net bir şey getirmeyecek ama insanın vicdanında yani gece yatağa yattığında, başını yastığa koyduğunda, başa baş kaldığında ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptımı çok net bir şekilde kendi kendine değerlendirmesini yapacak. İşte asıl durum bu. Bunun değerlendirmesini yapabiliyorsanız benim gönlüm rahat, benim işim rahat, ben herhangi bir şekilde fazla para harcatmadım, hizmet için bu parayı harcadım diyebiliyorsanız hiç problem yok. Ama birazcık soru işareti varsa, kafanızda farklı farklı şeyler varsa, sayıştay raporlarından sızanlara göre baktığımızda eğer bir şeyler daha ortaya çıkacaksa işte sıkıntı o. Bugün meclisteki onayıyla bu işi geçirmişsinizdir. Ama bir de bu toprağın altı var.
Siz bizden daha iyi bilirsiniz. Siz çünkü din konusunda bizden çok daha iyi bazı şeyleri söyleyebilecek kapasiteye sahip insanlarsınız. Öyle geldiniz, öyle söylediniz, öyle bir parti kurdunuz. O partinin kurduğu bugün 18. yaşını kutluyor Ankara'daki yapılacak törende. Bunun altını çizerek bu şekilde iktidara geldiniz. Ama burada bu en ufacık bir bu ülkedeki yetimin hakkını yediyseniz veya yedirdiyseniz veya buna sebep olduysanız bu toprağın altında olduğunda sakın unutmayın. Çayırova'ya geldik. 147 milyon TL borç. Dalıca 128 milyon TL borç. Darıca Belediye Başkanlığı'nın ziyaretine gittiğimizde değerli izleyiciler, Muzaffer Bıyık gerçekten çok borç olduğunun altını çizmişti. Ama borçları bir yıl içerisinde kapatırım diye bir değerlendirmede bulundu. Biz de yaptığı sohbet esnasında. Hatta çöp toplama ihalesini iptal ettiğini, dışarıdan almayacağını, anlaştığı firmalarla çöp kamyonlarının aldığını ve çöp kamyonlarıyla artık belediyenin bünyesinde çöp toplama işinin kendilerinin tarafından yapılacağını ve buradan büyük kar elde ettiğinin de altını çizdi. Vergi ve sigorta borçları konusunda da çalışma yaptığını, emlak borcu konusunda bazı firmalardan erkenden destek aldığını belirtti. Bunları da kapatacağının altını çizdi. Takip edeceğiz. Bakalım borç bu miktarı bu. Muzaffer Bey'in söylediklerini takip edeceğiz ki bize söylediği bir yıl içinde bu işi bitiririm. Bakacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz. Gelelim Körfez'e. 117 milyon TL borç var Körfez'de. Evvelki yönetimden kalan Şener Söğüt şu anda belediye başkanı ve Şener Bey bu konuda da çalışma yapacağının yine yaptığımız ziyarette altını çizdi. Sıkıntılar var. Ekonomik bir sıkıntı söz konusu, darboğaz sıkıntısı söz konusu ve bu borçları da ödeyebilmek adına yoğun bir çalışma içerisinde olacağını belirtmişti bize Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt. Kartepe Belediyesi 115 milyon TL. Mustafa Kocaman daha evvel ilçe teşkilatında da görev yaptı. Bazı diğer görev şu andaki görevdeki belediye başkanları gibi gelen borçlar en son Hüseyin Üzülmez belediye başkanıydı Kartepe'de ve buradan gelen borçları da 115 milyon TL olarak da Mustafa Kocaman'ın önünde masada yer aldığını belirtiyor Kocaeli Gazetesi yaptığı haberde. Devam ediyoruz. Başiskele 72 milyon TL. Şimdi en son ziyaretimiz bizim Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yeydi. İmtiyaz sahibimiz Sayın Gülengül Tüter'le birlikte yaptık bu ziyaretimizi değerli izleyiciler. Ve gerçekten bakıldığında yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir zaman diliminde bir aradaydık ve sıkıntılı bir süreçte olduğunu çok net yüz ifadesi ve vücut dili gösteriyordu. Ve bu sıkıntılı sürecin içerisinde maddi sıkıntı söz konusuydu ve şunu söylüyordu. Bırakın yatırım yapmayı, bırakın proje verdiğimiz seçim öncesindeki verdiğimiz sözlerdeki projeyi maaş ödeyebiliyorsam kendimi mutlu sayıyorum diye bir değerlendirmede bulundu ki bir belediye başkanı maaşı gelen paralarla öder. Gelen paralardan artırarak da projelerini üretmeye çalışır. Bunu yapma şansım şu anda yok diye de bir değerlendirmede bulundu Yasin Özlü. Ama önümüzdeki süreçte bunu söz verdiğimiz projeleri yapacağım anlamında da yine bir umut olarak bir değerlendirmede bulundu. Fakat gerçekten morali çok bozuk. Çok farklı bir şekilde bizle beraber bir 15-20 dakikalık sohbet gerçekleştirdi. Tabii bizde kalması gereken bazı dipnotlar da var bu işin içerisinde ama daha sonra önceki gün yapılan bir açıklama Başiskele Belediyesi'nin evde tek başına yaşayan ve muhtaç durumda olanlara dağıttığı bir yemek söz konusuydu ki günde iki gün sıcak yemek dağıtılıyordu. Birisinin tek başına yaşayan bir bayanın yemeği kesilmesi sonrasında gerek bazı gazetelerde ki internet gazetelerinde gerekse Saadet Partisi'nin adayının yaptığı açıklamalar neden kesildi bu yemek şeklindeki değerlendirmelere bir açıklama gönderdi. Başiskele Belediyesi söz konusu kişinin yemekleri kendisinin yemediğini komşularına dağıttığını veya çöpe döktüğünü tespit edildiğini komisyonun da o yüzden
o yemek dağıtımını kestiğini bir bildiriyle açıkladı. Tabii ki buna karşılık Saadet Partisi adayı Mutlu yine bir değerlendirmede bulundu. Kesmeyin, verin bu insanın bu yemeklere ihtiyacı var şeklinde bir açıklama bulundu buna karşılık. Tabii ki bu konu da onu üzmüş olabilir. Çünkü bir tek başına yaşayan birisine siz yemek veriyorsunuz. O yemekleri dağıtıyor veya çöpe döküyor. Olmaz bu. Ya almasın ya da günde her gün değil de iki günde bir verilsin gibi gibi bazı çözümler üretilebilir. Ama bu tür spekülasyonların yapılması bir belediye başkanını üzer. Bunun altını çizelim. O yüzden biraz daha bu konuda bir de borç çıkınca karşına biraz daha farklı şekilde düşünmek zorunda kalıyor gibi geliyor belediye başkanları. Evet, Basile'den Derince'ye geçiyoruz. 68 milyon TL Ali Aydar Bulut'tan kalan borç. Şu anda Zeki Ergin oturuyor Derince Belediye Başkanlığı koltuğunda ve kalan borçta 68 milyon TL. Bunu ben Zeki Ergin'in bu parayı, borcu rahatlıkla ortadan kaldırabilecek kapasitede olduğunun altını çizelim. Çünkü birikimiyle, Ankara'daki temaslarıyla ve yapacağı çalışmalarla bu borcu rahatlıkla ortadan kaldırır. Kendine yönelik de proje üretmeye başlar. Ama bütün belediye başkanlarındaki anlayış veya çalışma düzeni şu anda şu: yap, işlet, devret. O kıstasta bir çalışma söz konusu, o kıstasta bir proje üretme konusu. Bunu nereden görüyoruz? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aday olduğu dönemde Tahir Büyükak'ın yaptığı lansmanda da bunun altını çizmişti. Hemen gelir gelmez de yaptığı çalışmanın bir tanesi de Gebze Metrosu'nun yapımının Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bakanlığa devredilmesi de bunun en önemli işareti olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanlarının da diğer ilçe belediye başkanlarının kafasındaki yapı da bu. Yap, işlet, devlet projesiyle çalışmalarına hız kazandırmak gibi bir çalışma var. Ama piyasada böylesi bir müteahhit kaldı mı veya böylesi bir iş insanı kaldı mı, bu da yine düşündürücü bir konu olarak ileriki süreçte karşımıza çıkacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday yaparken değiştirmediği tek ilçe Karamürsel'di ve Karamürsel'de İsmail Yıldırım göreve devam etti, seçildi. Bir önceki kendi döneminden kalan borç ise 19 milyon TL olarak gazetenin haberine yansımış. Karamürsel'de bu parayla yapılan çalışma neydi? Bildiğim kadarıyla bir balık adası projesi vardı. Onun yer değişimi vardı. Onu Karamürsel Belediyesi kendi olanaklarıyla gerçekleştirdi. Ama hizmet binasını ve diğer çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını biliyorum. O yüzden İsmail Yıldırım da umarız bu paraların nasıl ve neye harcandığı konusunda açıklama yapar. Biz de buradan ekranlara taşırız değerli izleyiciler. Kandıra 9,5 milyon TL. Kandıra'da da yapılan, yapılmayan, olan, olmayan konusunda birçok spekülasyon yapıldı. Adnan Turan'ın koltuğa oturduğunda karşısındaki rakam, borç rakamı 9,5 milyon TL olarak kendisinin masasında yer aldı. Yine Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre. Ama Adnan Bey'le yaptığımız görüşmede, ki yine İmtiyaz abimiz Gülen Gültütar Hanım'la birlikte yaptığımız ziyarette şunu söyledi: ya ben Kandıra Belediye Başkanıyım, sahil kasabasıyım, sahillerim var. Benim seçimim Mart'ta yapıldı. Daha oturup belirli bir plan yapmadan bir yaz dönemini kaybettik dedi. Bizim gibi böylesi yerlerin seçimlerinin tarihlerinin daha farklı da olması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda gerek il yönetiminde gerekse partisinin Ankara'daki genel merkezinde bunu dile getirdiğinde altını çizdi Sayın Adnan Turan. Baktığımızda biraz haklı gözüküyor. Çünkü şöyle düşünelim: Kandıra'ya belediye başkanı oldunuz. Ne zaman oldunuz? 31 Mart'ta yapılan seçimler sonrasında. 1 Nisan'da veya 5 Nisan'da mazbatayı aldınız, koltuğa oturdunuz. Nisan'ı kaybettiniz. Çünkü proje üretemezsiniz Kandıra'daki, Karadeniz sahillerindeki 1,5 aylık yaz süreci içerisinde. Ne oluyor? Bir önceki belediye başkanının ürettiği projelere devam ediyorsunuz. Ve o projelerle o yazı geçiriyorsunuz. Önümüzdeki yaza bir plan yapmak zorundasınız. Önümüzdeki yaza bir çalışma yapmak zorundasınız. Biz yılı kaybettik.
4 yıl kaldı. Son yılda zaten bir sonraki seçim için hazırlıktır. Yani 3 yıllık bir çalışma yapacaktır. O 3 yılın 1 yılını ilk daha koltuğa oturur oturmaz kaybetmesi Adnan Turan'ın haklı olduğunun da net bir göstergesi diye söyleyebilirim. İlçeler arasında en düşük borçla devredilen ilçe Gölcük Belediyesi. Evet, Mehmet 55. Belediyeye askerden önce ve daha sonra da askerden sonra memur kadrosuyla başlayan, başkan yardımcısı olan, çeşitli yerlerde müdürlük yapan çeşitli bölümlerde başkan yardımcısı olan, daha sonra da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Mehmet 55 ki birebir sorumludur. Bunu kesinlikle kendisi de aynı şekilde söylüyor. Günahıyla, sevabıyla 3 dönemi geride bıraktım. Bir deprem, 1999 Marmara depremi ki Gölcük merkezli bir deprem yaşanmış ilçeden kalan borç miktarı 3 milyon TL. Öncelikle Mehmet 55 ve ekibini kutlamak istiyorum. Böylesi bir çalışmayı gerçekleştirip beğenirsiniz beğenmezsiniz. Eksik yap dersiniz, fazla yap dersiniz. Hükümetin projesi dersiniz, farklı değerlendirirsiniz. Ama İsmail Barış'tan aldığı o bayrağı Gölcük'te çok farklı noktalara taşımasını bildi belediyecilik anlamında. Burada parti anlamında söylemiyorum. Belediyecilik anlamında söylüyorum ve yaptığı çalışma ve bıraktığı borç konusunda da kendisini bir kez daha kutluyorum. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı Ankara'da şu dakikalarda yapılan törende yer alıyor. Ama buradan kulaklarını çınlatalım, hakkını da teslim edelim. Yaptığı belediyecilik ve bıraktığı borç konusunda da buradan kendisini tebrik ettiğimizi söyleyelim. Kocaeli Gazetesi'nde bize yansıyan habere göre değerli izleyiciler. Evet, önemli bir detaydı ve önemli bir detaylı bir şekilde haber yapılması nedeniyle biraz burada Kocaeli Gazetesi'nin birinci sayfasındaki ve geniş yer bulan haberini iki satırla verilmiş bizim 9 sütuna dediğimiz manşeti sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gelelim ikinci manşet gibi artık gazetenin artık eteğine doğru gelmişler ama ikinci manşet gibi olan kısmında da 30 Ağustos'ta konser verecekler. Işın Karaca Gebze'de, Büyükşehir Belediyesi getiriyor. Volkan Konak İzmit'te, İzmit Belediyesi getiriyor. Şimdi bu konuda da farklı değerlendirmeler olmuştu değerli izleyiciler. Şunun altını çizelim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Işın Karaca'yı açıklamadan evvel Volkan Konak İzmit'e geleceğini İzmit Belediyesi duyurdu. Şimdi aynı akşam, aynı yani İzmit'te iki konser olur mu sorusu Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarında konuşulmaya başlamıştı. Volkan Konak'ın İzmit'e 30 Ağustos'ta geleceğini. Bu kadar farklı şekilde değerlendirilen ve neden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tür bayramları kutlamıyor şeklindeki gelen tepkilere karşın bir şey yapmak zorundaydı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Işın Karaca konserini Gebze'de yapmaya karar verdi. Tabii ondan değerlendirmesidir. Gebze'de sonuçta bu Kocaeli'nin bir ilçesidir. İzmit Belediyesi'nin Volkan Konak hamlesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de Işın Karaca hamlesi var. Bu ne oluyor biliyor musunuz? İkili çalışma, tatlı rekabet ve iyi bir rekabet hem İzmit'te hem Gebze'de 30 Ağustos'un coşkulu şekilde kutlanmasını sağlıyor. Şöyle düşünelim. İzmit Belediye Başkanlığı koltuğunda Fatma Kaplan Hürriyet yani Cumhuriyet Halk Partili Fatma Kaplan Hürriyet oturmasaydı. Adalet Kalkınma Partili Sibel Gönül otursaydı bu durum böyle yaşanmazdı. Tek bir sanatçıyla, tek bir konserle 30 Ağustos'u Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçiştirirdi. Ama işte farklı partiden ve farklı anlayışın görev yapması bazı şeyleri değiştiriyor. Biraz sonra Astakos internet sitesinde Ergun Demir'in bir köşesi var. İzmit'te bir şeyler değişiyor mu diye. Evet, İzmit'te bir şeyler değişiyor değerli izleyiciler. Hem de çok şey değişiyor. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte çok şey değişecek. Çünkü anlayış farklı, yapı farklı, düşünce farklı. O nedenle düşünün 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmit'te 5 günde kutlanacak. Bu 2002'den sonra ülkemizi yönetmeye başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Kocaeli'de ilk kez oluyor. 5 gün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. Bu İzmit'te gerçekleşecek
Neden gerçekleşecek? Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının Fatma Kaptan ücretine oturması ve anlayışı. Şimdi gelelim sol taraftaki habere. Kocaeli Sakarya maçı iptal edildi. Sakarya ile Kocaeli Spor yönetimi anlaştı, oturdu, bir araya geldi. Dediler ki hazırlık karşılaşması oynayalım. Müsabaka lig maçları öncesinde. Engin Korukur'un Sakarya Spor'da görev yapması, şu anda Kocaeli Spor Kulübü'nde teknik direktör olarak görev yapması bu sıcak ilişkiliği daha farklı bir boyuta taşımıştı ve buradan alkışlamıştık. İki yönetiminde taraftarlarının daha evvel yaşadığı rekabete rağmen dost olduğunu da belirtelim. Birbirleriyle herhangi bir sorun yaşamadığını da belirtelim ama tribünlerde taraftar arasında bir rekabet devam ediyor. Ne kadar bu dostluğu gerek teknik heyetler, gerek futbolcular, gerekse yönetimler ortaya koysa da, gerek medya mensupları ortaya koysa da ne yazık ki taraftar arasındaki o rekabet bitmeyecek gibi gözüküyor. İlk maçta gördük. Maçın daha başlangıcında Kocaelisporlu taraftarların stada gelişinde araçların taşlanması, buna karşılık Kocaelisporlu taraftarların buna taşlarla yine cevap vermesi, güvenlik güçlerinin araya girmesi, müsabakanın başlangıcında yaşanan yine ufak çaplı bir gerginlik, daha sonra devre arasında Kocaelispor'un statta asılı bayrağın indirilmesi konusunda yapılan çalışma, Sakaryaspor'un taraftarlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede, Kocaelispor taraftarların buna müdahil olmaya çalışması, bir kişinin plastik mermiyle boğazından yaralanması ki Kocaelisporlu bir taraftar bu. Bunlar göz önünde bulundurularak Kocaelispor Kulübü'nden dün öğle saatlerinde programı bitirdikten sonra öğle saatlerinde bir açıklama geldi. Ve şu dendi, iki teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda yoğun programları ve antrenman içerisinde ve ligin başlaması nedeniyle Kocaelispor'la Sakaryaspor arasında İzmit'te Kocaelispor stadında oynanacak müsabaka ileri bir tarihe ertelenmiştir diye bir değerlendirme yapıldı. Biraz sonra bunu biraz daha detaylı spor sayfalarına baktığımızda söyleyeceğiz ama bu konunun çok net Kocaelispor stadının şu anda etrafının tam anlamıyla güvenliği sağlanacak şekilde olmaması nedeniyle iki takım taraftarlar arasında yaşanacak herhangi bir hadiseye karşı emniyetin gerekli önlemleri alma konusunda sıkıntı yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak müsabaka iptal edildi. İleri bir tarihe, ileri bir tarihte de oynanmaz artık bu. O sadece işin biraz belki devre arasında bir hazırlık karşılaşması kamp yapılan yerlerde de oynanabilir diye düşünüyorum. Çünkü olmuyor. Bazı şeyler olmuyor. Neden olmuyor? Anlayışın mı değişmesi lazım? İki tarafı açısından, iki tarafın taraftarlarının anlayışının nasıl değişeceğini bilemiyorsun ama olmuyor. Çünkü Kocaelispor'la Sakaryaspor arasında yıllardır daha amatör liglerde oynarlarken yaşananlar var. Ne yazık ki bunlar unutulmuyor. Aslında unutulması lazım. Şu anda 2019 yılındayız ama unutulmuyor. Unutulmaması da bu tür olaylara neden oluyor. Umarız bir daha yaşanmaz demek istiyorum ama maalesef dediğimde gerçekleşmez. Bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti diye bir başka haber var. Yine hastanede yaşamını yitirmesiyle Deniz Karayolu'nda oluşan bir kaza sonrasında değerli izleyiciler hastanede yaşamını kaybetti bir aylık zaman sürecinde. Kocaeli'de kayyum eylemleri yasaklandı. 15 günlük süreyle Kocaeli Valiliği tarafından. Yani Diyarbakır, Mardin ve Van'da Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin veya diğer kuruluşların dışarıda meydanlarda bu konuda açıklama yapması, basın toplantısı düzenlemesi, bildiri dağıtması gibi konular Kocaeli Valiliği tarafından yasaklandı. Kapalı alanlarda yapılıp yapılmayacağı konusunda yine soru işaretlerinin olduğunu söyleyelim. Ata Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerini bekliyor. Yine Kocaeli Gazetesi'nde bir haber. Şunu belirtelim. Dünkü haber vakıflarla ilgili kapsayacak mı kapsamayacak mı hala soru işaretlerine devam ettiriyor. Bunu da ben takip etmeye devam edeceğimin altını çizelim. Ve Kocaeli Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında yansıyanları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tanzan Ünal'ın Nevzat Doğan'la ilgili köşe yazısı ki Nevzat Doğan'dan müzeye yatak odası haberine tepki şeklindeki köşe yazısında köşe yazarlarına geldiğimizde okuyacağımın altını çizelim. Son sayfa neyi paylaşmış? Atakız Öğrenci Yurdu ile ilgili bir haber paylaşmış. Spor haberlerinin de neler paylaştığını hemen sizlere belirteyim değerli izleyiciler.
Taraftar Gazetesi, Kocaeli Gazetesi'nin sporu ki gerekçe 2 nokta üstte güvenlik. Müsabakadaki yani ilk maçta olan Sakarya'dan karşılaşmanın taraftarlardan biri fotoğraf. Kocaeli Sakarya maçı iptal oldu. Bununla ilgili haberin detayı verilmiş. Rahat uyu erenim diye bir sağ tarafta açıklama var. Yıllar geçse de bu kişi unutulmaz, bu üniversite seni unutmaz veya bu toplum seni unutmaz şeklinde bir değerlendirme var ki UNI Hodri Meydanı'nın yaptığı bir futbol turnuvası ve ödül turnuvası ile ilgili adına yapılan, Eren'in adına yapılan bir turnuvaydı değerli izleyiciler. Olgunlar, veteranlar ilk günden nefes kesti. Futbol hakemleri Bursa'da terledi. Jet istifa Orhan Ak'la ilgili yapılan bir açıklama. Teşekkürler Cihan Hastanesi diye bir başka başlık haberde. Hemen altına gelelim. Arka sayfaya dönelim. Darıca'dan tam 11 milli. Darıcalı Okan Sakarya'da. Başkan Tahir Büyükak'ın şampiyonları barına bastı diye de haberin gazetenin arka sayfasında, spor sayfasında haberler verilmiş. Geliyoruz ikinci gazetemiz Özgür Kocaeli Gazetesi'ne değerli izleyiciler. Evet, Özgür Kocaeli Gazetesi bugünkü sayısında önce tarafa taşınacak, sonra bina indirilecek, Kızılay'da yıkım zamanı manşetini kullanmış. İzmit merkezde PTT karşısında bulunan Kızılay İş Merkezi boşaltılmıştı. Çok yoğun süreci hep birlikte takip etmiştik. Yoğun süreç içerisinde birçok spekülasyon yapılmıştı, birçok mahkeme süreci yaşanmıştı. Ama en de sonunda boşaltıldı, brandayla kaplandı. Hatta biz geçtiğimiz günlerde Kocaeli Gazete 262'de ve yine TV 262 ekranlarında bu kapanma ile ilgili ve kaldırımların yayaların geçmesine izin verilmeyecek şekilde kapanmasıyla ilgili bir haber yapmıştık. Ve bu konuda da esnafın şikayetçi olduğunu altını çizmiştik. Evet, esnaf hala şikayet ediyor. Hala çözüm bulunmadı. Oradan geçen yayalar için belki İstiklal Caddesi bölümündeki tamam da ama aşağıya doğru Hürriyet Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne inen bölümde ki araçların orayı kullandığı bölümde sadece tek kaldırıma düşürülmesi düşündürücü. Orası Pekdemir İnşaat'ın Alemdar Caddesi'nde yaptığı gibi üstünün korumalı, altının yayalara açık bir şekilde, yaya kaldırımını kullanacak bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizmiştik. Bakalım bu konunun yine takipçisi olacağız ve bu konuyu da yine burada ekranlara taşımaya çalışacağız. Haberin detayına, ara başlığına bir bakalım. İzmit Ömer Ağa Mahallesi'nde Hafız Şerif Sokak ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alan Kızılay İş Merkezi'nin yıkımına ilişkin son engel de ortadan kalktı. Dört mahalleyi besleyen bina içindeki trafonun başka yere nakil konusunda anlaşma sağlandı. SEDAŞ'a yer gösterildi. Bu transfer yapıldıktan sonra binanın yıkımı da Eylül ayı sonunda başlayacak. Yani oradaki bir trafo var. Dört mahalleyi besliyor ki SEDAŞ tarafından daha evvel Kızılay'ın o binası yapılırken altına konmuştu. Onun oradan tabii ki yıkım esnasında zarar görmemesi adına farklı bir çalışma yapılmış. Hatta üstünü kapatarak korumayalım mantığı da ortaya çıkmıştı. Ama SEDAŞ'la yapılan anlaşma sonrasında başka yere gidecek trafo ve bu trafonun taşınması sırasında veya bu trafonun yenilenmesi sırasında elektrik kesintilerinde İzmit merkezinin hazır olmasının gerektiğini altını çizelim. Bu iş kolay değil. Bazı elektrik kesintileri de yaşanacak diye söylüyorum. Umarız uzun ve olmaz. Umarız mesai saatleri içerisinde olmaz. Umarız daha farklı zamanlarda tercih edilerek böylesi bir taşıma gerçekleştirilir. Ve Eylül sonunda da binanın yıkımına başlanacak. Yiğit AVM yapacak diye İstanbul'un bitimi olduğunu söyleyelim. Ara başlıkta belirtilmiş. Sıkıntı çekilecek. Biraz evvel belirttiğim. Hem elektrik konusunun taşıması konusunda trafoların hem de yıkım sırasında sıkıntı çekileceği çok net ortada. Bunu da gazete belirtmiş. Gelelim ikinci manşete. Yıldız'ın yerine Payal geliyor diye bir haber var ki Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname ile bazı askeriyede bazı komuta bölümlerinde atamalar gerçekleştirildi ve bu atamalar sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde genel ve amiral rütbesinde yer alan isimlerin yeni görevleriyle ilgili görevlendirmeler açıklandı. Bu açıklama doğrultusunda Derince'deki Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı göreviyle birlikte Kocaeli'de Garnizon Komutanlığı görevini de yürüten
Tümgeneral Kadir Yıldız Ankara'ya Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na atandı. Bu atama sonrasında Deniz Harp Okulu'nda komutanında görev yürüten Tuamiral Yalçın Payal yeni görevine getirildi. Artık garnizon komutanı olarak da ve Derince'de de eğitim ve öğretim komutanlığında görev yapacağının altını çizelim. Yani garnizon komutanımızın bu kararname ile değiştiğini belirtelim değerli izleyiciler. Ve devam ediyoruz yine Özgür Kocaeli gazetesindeki haber aktarımımıza. Sağ tarafta yeniden yaz diye bir hava durumu haberi yapılmış. Onun altında yapılan haberde marina esnafları balık ikram edecek diye bir değerlendirmede bulunmuş ki 1 Eylül'de bu pazar günü gerçekleşecek. Saat 15'te teknedeki bulunan marinadaki esnaflar yeni balık sezonunun açılmasıyla birlikte bir balık ikram partisi düzenleyecekler. Bir söylendiği gibi palamut değil değerli izleyiciler. Daha evvel gene de herkese palamut diye belki de lanse edilen ve Norveç'ten gelen uskumru ikram edileceğinin altını çizelim. Umarız balıkçılar Kefken açıklarında, Karadeniz açıklarında palamut yakalarlar. Önümüzdeki süreçte de bol bol balık tezgahlarında palamutu buluruz, yeriz, balık yeriz diye değerlendiriyorum. Onun altında Kocaeli Sakarya maçı iptal oldu. Biraz evvel detayına değinmiştik. Sol tarafa geliyoruz. Perşembe pazarı raporunda fiyatlar değişken şeklinde bir ara başlık kullanılarak haber verilmiş. AK Parti'de yaş günü haberi var. Kocaeli'de kayyum eylemleri yasaklandı haberi var. Otobüsüne çarpan atla selfie çekildi. Yine bir başka değişik, ilginç bir sosyal medya haberinde etekte kullanmış Özgür Kocaeli gazetesi. Yönetmenim dedi ki nasıl bir şey dedi. Birincisi haberi taşınır mı dedi. Şimdi şöyle söyleyelim değerli izleyiciler. Bazen gülüyoruz bu tür şeylere. Ama otobüsüne çarpan atla birlikte fotoğraf çektirmesini sosyal medyada paylaşıyor. Ve gazetenin editörleri de bunu alıp birinci sayfaya haber yapıyor. Bilemiyorum tabii ki hangi mantıkla, hangi anlayışla, hangi düşünceyle bunu gerçekleştiriyorlar. Ama şunu çok net ortaya koyalım değerli izleyiciler. Sosyal medya her şeyin paylaşıldığı, en ufak mahremiyetin bile artık kalmadığı bir dönemi yaşatıyor bize. Bunu gazeteye koymak doğru mu? Değil mi? İşte yönetmenimden tepki geldi. Ben sadece güldüm. Bir başkası daha farklı yorumlayacak, bir başkası doğru diyecek. Tabii ki herkesin fikrine, herkesin görüşüne, herkesin yaptığı işe saygı duyduğumuzun altını çizelim. Ama Özgür Kocaeli gazetesi bu kente mal olmuş bir gazete. Bu kente yön veren gazetelerin başında geliyor. Böylesi bir haberi birinci sayfaya taşımak, günün modasına uymak gibi geliyor bana. İnternet sitesinde olabilir, internet sitenize koyabilirsiniz, farklı köşenizde yer alabilirsiniz ama böyle bir şekilde olması, bunu bir kez daha düşünsün diyorum. Gazetenin genel yayın yönetmeni ve editörleri, genel yayın yönetmeni Adem Turgut, büyük projeler doğru planlanırsa büyük proje olur diye de bir değerlendirme yapmış. Değerli izleyiciler, çok yoğun bir sıcak var. Gördüğünüz gibi terliyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Yönetmenime söyleyelim. Kısa bir reklam arası verirse bize en azından biraz elimizi yüzümüzü yıkarız. Terlememizi biraz geçiririz. Tekrar sizin karşınızda oluruz. Kısa bir reklam arası sonrasında birlikteyiz. Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036, 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet, tarihi Ortaköy Kumpircisi.
Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Plise Perde, Plise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremezsin. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremezsin. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir. Nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Değerli TV 262 izleyicileri, reklamların sonrasında birlikteyiz. Manşetler programıyla karşınızdayız. İzmit'ten, güzel İzmit sabahından sizlerle birlikte sevgiler saygılar sunarak programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Evet, hem yoğun bir sıcaklık, hem bir terleme, hem de reklam arası nedeniyle yayınımıza doğal bir süreçte ara verdik. Arkadaşlarımız çözümü biraz daha bantilatör getirerek bulmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelen Instagram hattımda fotoğrafın altında, bugünkü fotoğrafın altında gelenler tüm desteklere teşekkür ediyorum. Ve yine biraz evvel Özgür Kocaeli Gazetesi'nde son haberde, yani bir otobüsüne çarpan atla selfie çekilme haberiyle ilgili bir detay daha belirtmek istiyorum. Şimdi bir otobüs şoförünün çarptığı bir can ve bu canla birlikte, çarpmasıyla birlikte fotoğraf çektirmesi de yine eleştirilecek bir konu olarak da gündeme geldiğini belirtelim. Ama şunu da söyleyelim. Yani biraz evvel belirtmiştim reklama gitmeden evvel. Artık her şey sosyal medyada paylaşılıyor diye, hiçbir masumiyeti kalmadı diye. Eğer canı öldürseydiniz bu çarpma sonrasında bu canlıyı, yine bir selfie çekip bu şekilde sosyal medyada yayınlayacak mıydınız? Veya gazete bu haberi böyle mi yayınlayacaktı? Bunu da herkes iyi düşünsün diye söyleyelim gelen değerlendirme sonrasında. Geliyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne. Yine 8 sütun olarak artık gazeteler geçti ama biz yine 9 sütun diyelim. 9 sütuna yapılmış bir haber. Sendikaların İzmit Savaşı. Neden İzmit Savaşı? Değerli izleyiciler, şu anda Kocaeli'deki belediyelerde
yetkili sendika, hak işe bağlı hizmeti sendikası. Bu dün de belirtmiştim. Bu geçiş süreci nasıl oldu, nasıl de, yapıldı hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ama şunu bir kez daha altını çizersek söyleyelim. Hak İş Konfederasyonu sendika ancak şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına çok yakın olan bir konfederasyon. Ve bunun konfederasyonun bünyesinde bulunan, siz Hak İş Sendikası'nı işçilerin aleyhine yapılmış bir şeye karşı tepki koyarken hiçbir yerde gördünüz mü? Konfederasyon hiçbir yerde bir eylem gerçekleştirdi mi? Nerede eylem gerçekleştiriyor şu anda Hizmet İş Sendikası ki Hak İş'e bağlı? Cumhuriyet Halk Partili veya İyi Partili belediye başkanlıklarının olduğu yerlerde yaşanan işten çıkartmalarla ilgili eylem yapıyor. Peki aynı dönemlerde geçmiş yıllarda örgütlü olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanları işçi çıkarmadı mı? Orada herhangi bir eylemde gördük mü hizmet işi? Bu soruları Hizmet İş Sendikası ve Hak İş Konfederasyonu kendine sormalı. Şimdi böyle bir gazetenin manşeti bu konu nereden geldi? Haberin detayına gazete verelim. Ondan sonra da yorumlarımızı yapalım. Sendikaların İzmit Savaşı şeklinde yapılan haberin altında İzmit Belediyesi'ndeki yetki mücadelesi DİSK'e bağlı genel iş ve Hak İş'e bağlı hizmet iş sendikaları arasında adeta savaşa neden oldu diye bir alt başlık kullanılmış. Ara başlıklar ise provokasyon suçlaması, yetki gidiyor, işçiler bize geçecek diye Vedat Küçük'ün yaptığı, genel sendikası Kocaeli Şube Başkanı'nın yaptığı açıklama. Hemen sağ tarafa geliyoruz. Gene Hizmet Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un yaptığı açıklama. Yanıt gecikmedi üst başlığıyla İdris Ersoy'un fotoğrafının altında genel işçiyi sattı diye bir açıklama. Hizmet Şube Başkanı İdris Ersoy'un sert eleştirileri nedeniyle Vedat Küçük'e yanıt ise aynı sertlikte oldu. 400 işçiyi hatırlattı. İşçiler unutmadı şeklinde bir değerlendirme yapmış İdris Ersoy'da. Şimdi bu gelelim bu işin birazcık dedikodu boyutuna veya bu işin yorum boyutuna. Şimdi değerli izleyiciler, 2004 yılında yapılan seçim sonrasında İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna Adalet ve Kalkınma Partili Halil Vehbi Yenici oturdu. Halil Vehbi Yenici döneminde orada Belediye İş Sendikası yetkiliydi. Ki Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminde de Belediye İş Sendikası ile bu konuda imzalar atılmıştı. Büyükşehir Belediyesi anlamında İzmit Belediyesi'nde de Genel İş Sendikası, yani Vedat Güçlü'nün başkan olduğu Genel İş Sendikası yetkiliydi. 400 işçi atıldığı konusunda bir değerlendirme var. O zaman boyutta İdris Ersoy şunun altını çiziyor. Biz sendikanın başkanı değildim, yönetiminde yer alıyordum gibi bir değerlendirmesi var. Ve bugüne gelindiğinde oradan şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi göreve geldikten sonra yapılan çalışmalarda birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyeden sürüldü. Temizlik işlerine verildi, fen işlerine verildi, başka yerlere verildi. Müdür kadroları bulunduğu için müdürlere başka yerlere veremediler ama sürgün mahiyetinde başka yerde görevlendirdiler gibi gibi şeyler yaşadık. Bu kent yaşadı bunları. Bunu kimse inkar edemez. O süreç içerisinde de genel sendikasına bağlı üyeler istifa etti veya ettirildi veya başkanlık makamının zorlarıyla ki bazıları kalmıştı. Bazı belgeler var. Bu belgeleri şu anda emekli olmuş veya başka bir yerde çalışan İzmit Belediyesi'ndeki işçilerden gelen belgeler var. Hizmet İş Sendikası'na üye olunması istenmişti o günkü yönetim tarafından. Ve geçişlerde ekmek kavgası nedeniyle veya ekmeklerden olmamak adı altında, bir yerlere sürülmemek adı altında kalktılar, Hizmet İş Sendikası'na üye oldular. Ve yaklaşık 2,5 dönemdir de Genel Hizmet İş Sendikası İzmit Belediyesi'nde yetkili sendika olarak işçilerin toplu sözleşmeleri imzalıyor. Yanlış yaptırdıktır, eksik yapmıştır, az almıştır, çok almıştır. O işin farklı bir boyutu. Ama yetkilendirme konusunda durum bu şekilde yansımıştı. Şimdi tabii ki
İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partililerin destekleriyle seçim kazanan ve bir ittifak sonrasında o koltuğa oturan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in göreve gelmesi sonrasında sendikalarda bir çalışma yapmaya başladı. Yani bizler artık belediye iş sendikası mı, genel sendikası mı, bunu geri alabilir miyiz şeklinde doğal olarak her zaman yapılan bir çalışmaya başladılar. Bu çalışma esnasında şimdi Hizmetçi Sendikası Başkanı İdris Ersoy İzmit'i kaybetmemek adına bir çalışma yapıyor. Tabii elinde bulundurduğunuz kaleyi vermemek adına çalışmalar yaparsınız siz de. O kaleyi almak için de dışarıdan iki tane sendika var. Bir tanesi Belediye İş, Türk İş'e bağlı. Bir tanesi Genel İş, DİSK'e bağlı. Belediyenin içerisinde biz yetkili olabilir miyiz diye de bir çalışma yapıyor. Bu gayet doğaldır ki anayasamıza göre açıktır. İsteyen istediği sendikaya üye olabilir şeklinde anayasamızda yapılan değişik sonrasında ki referandum sonrasında yapılan bir madde eklenmesiyle bu gerçekleşti. Böylesi bir ortamda Genel İş'in, Belediye İş'in çalışma yapması ve Hizmet İş'inde bu kalesini koruması doğal. Ama bunu işçilerin üzerinden atıldı, getildi, yoktun, vardın, işte onların haklarını korumak yerine onların üzerinden bir şeyler yapmaya çalışırsanız olmaz. Yapın normal çalışmanızı, gidin yapın üyelendirmenizi, zamanı ve sırası geldiğinde gidin yapın başvurunuzu ve başvuru sonrasında kimin üyesi çoksa o yetkili olarak orada oturup Hizmet Belediyesi ile sözleşme yapma hakkını kazanacak. O yüzden bunun normal sürecini hep birlikte takip edelim. Ancak işlerin üzerinden bir şeylere yapıp, bir şeyler söyleyip, bir şeyler anlatıp, yalan yanlış iddialarda bulunarak farklı noktalara taşımaması gerekir, kaşınmaması gerekir bu noktanın. Çünkü iş barışı önemli. İş barışını kaybedersek ne belediye başkanı, ne belediye başkan yardımcıları, ne büyükşehir belediye başkanı oturduğu yerde görev yaparken zorlanır. Bu nedenle iş barışını bozmadan sendikaların örgütlenme çalışmalarını rahatlıkla yapabilmesi ki kanunda ve anayasada açık rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda çalışma yapmalarını ben buradan bütün sendika başkanlarına öneriyorum. Hizmet İş Sendikası'na da gelince birileri size bir şey yaptığı zaman değil, işçilerinizin haklarını hiçbir siyasi partiye karşı göze almadan veya siyasi parti ayrımı yapmadan koruyun. İktidar partisindeki belediye başkanlarına farklı, muhalefetteki belediye başkanlarına farklı şekilde davranırsanız sizin sendikacılığınız tartışılır. Sendikacılığı yaparken doğru düz yapın. Ben sendikacılığın ne olduğunu bilirim. Nasıl yapıldığını da bilirim. O yüzden biraz daha dikkatli olalım. Verilen demeçlerle ortalığı bulandırmayalım. Gelelim ikinci manşete. Sahte içki operasyonu. 3 gözaltı. Derince ve Kandıra'da kaçak içki yapımı ile ilgili yapılan baskınlar sonrasında 3 gözaltı yapılmış değerli izleyiciler. Şimdi şu bir gerçek. Şu anda satılan, normal, üretilen ve özel sektör tarafından üretilen alkollü içki fiyatları çok yüksek. Alınan vergiler çok yüksek. Bu nedenle alkol alan insanlar farklı farklı yollardan kendilerine daha ucuz içecek alkol üretmeye çalışıyorlar. Bunu evlerinde yapıyorlar. Bunu açık açık da yapıyorlar. Ve bunu çeşitli yerlerden sağladıkları bu işi yapılan ham maddesini alarak gerçekleştiriyorlar. Çünkü verecekleri para ki bu alkolü her akşam evinde içen insanlar var. Bunu bu kadar parayı vereceklerine kendileri üreterek daha ucuza mal etmenin yollarını arıyorlar ve bunu yapıyorlar. Bunu yaparken bunu sadece kendileri için yapıyorlar ama tabii tehlikeli mi? %100 tehlikeli. Yaptığınız işte dozajı biraz kaçırırsınız veya ayarlamanızı yapamazsınız veya aldığınız ham madde sizin istediğiniz gibi değilse ölüme kadar gidecek noktada bir şekilde. Ama bunu yapıp satıp para kazananlar da var. İşte onlarla ilgili bir çalışma yapmış Emniyet Müdürlüğü ve 3 gözaltı gerçekleştirmiş. Buna da iyi dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Geliyorum İmamoğlu'na Kocaeli göndermesi adı altında habere. Bir tarafta
görevden alınan, el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir tarafta da şu anda seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı. Melih Gökçek, İstanbul'da da yağmur yağdı, sel felaketi yaşandı. Kocaeli'de de yağmur yağdı, sel felaketi yaşandı. İki belediyesinin yaptığı çalışmayı baz alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi rahatlıkla bir çalışma yaptı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki bu çalışmaları iyi yapamadı şeklinde bir tweet atmıştı. Bir değerlendirmede bulunmuştu. İşte Kocaeli'yi örnek alarak ortaya koyduğunu da Kocaeli Demokrat Gazetesi sayfasına taşımış. Kayyum eylemine yasak diye bir yine haber var, anons haber. İzmitler bu yılda balığa doğacak, yine anons yapılmış. İkinci manşetin altında Hürriyet, AK Partilileri Büyük Akın'a şikayet etti şeklinde bir haber yapılmış ki meclis toplantısında gündeme gelen bir noktaydı. Arkadaşlarıma rica edeyim, hazırsa meclis toplantısının konusu ki biz de o meclis toplantısının son bölümünde yaşanan bir tartışma vardı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptığı açıklamaya Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen yanıt vardı. Onu bir izleyelim, sonra tekrar birlikte olalım. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının son kısmında söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te millete hizmet noktasında ben de destek bekliyorum. Aynı konuyu biz de yaşadık. Konu komisyona atıldı ve gecikme yaşıyoruz şeklinde konuştu. Ben de sizin meclis üyelerinizin İzmit'teki temsilcileri tarafından aynı desteği, millete hizmet noktasında aynı desteği görmek istedim. İşte bu konuda ben sizden destek bekliyorum. Peki. Aynı konuyu biz de yaşadık. Kiralama, hizmet araçlarının kiralaması geçiyor dediğim halde olsun olsun hallederiz dendi. Komisyon atıldı ve şu anda geçme noktasındayız. Aynı şey ulaşım müdürlüğümüzün ismini sadece değiştirelim. Ulaşım konusu bizde değil. Onu sadece isim değiştireceğiz dedik. Olsun olsun komisyonu atalım dendi. Komisyonu atıldı. İki tane müdürlük kuracağız bir an önce. Veteriner işleri ve kreş müdürlüğümüzü kuralım. Bir an önce çalışmalarımıza daha profesyonel çalışalım dedik. Olsun olsun komisyonu atalım derdi. Komisyona gitti. Ama buraya gelince sayın arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve grup başkan vekilimiz size evet oyu kullandı. İzmit'e gelince hayır oyu kullandılar, komisyonu attılar. Bunu burada bir dipnot olarak belirtmek isterim. Böylesi bir çifte standartın doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer millete hizmetse söz konusu olan, ben de İzmit'teki AK Partili muhalefet meclis üyelerinden hizmete, millete hizmet noktasına destek beklediğimi ifade etmek istiyorum. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Aykut Çağlayan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yanıt vererek biz İzmit'e hizmet üretilmesine karşı değiliz. Her zaman da destek olacağız. Rica ediyorum Tahir Başkan'ın nezaketinden örnek almanızı öneriyorum ifadelerini kullandı. Evet, öyle hizmetlere karşı değiliz. Bunları destekliyoruz. Her zaman da vatandaşımızın yararlı olan hizmetlerde Sayın Belediye Başkanı yanında olacağız. Ama biz belediyeye kurulacak bir müdürlüğün bir külfet biteceğini düşündüğümüzde, özel kaleminden müdürlüğüne, arabasına bir maliyet biteceğine bunun komisyonu değerlendirilmesini istedik. O yüzden komisyon aktarımı sağladık. Sayın Başkan, bizim Belediye Meclisi'ne sürekli Büyükşehir Meclisi'ni örnek gösteriyor. Ben de kendisinden rica ediyorum, lütfen Tayyip Başkanımızın nezaketinden de biraz siz örnek alırsanız, biz İzmir Meclisi'nde çok daha rahat bir meclis getiriyoruz. Evet değerli izleyiciler, meclisteki yaşanan son bölümü ekranlarınıza taşıdık. Saat 12'de ki haber bültenimizde mecliste yaşananlar sizlerle birlikte olacak. Ama şöyle kısa bir özet yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi grubu plaj yolundaki acilen bir tuvalet yapılması şeklinde bir öneride bulunmuş. Yine Şirinevler'deki Üsküş'te yapılması istedikleri asansörün altı çizilmiş. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bunlar taşınmış. Metroyu yine meclise taşımışlar ve soru yöneltmişler. Bu kadar ciddi bir projenin belediye kaynaklarıyla yapılamayacağı neden hesaplanmadı diye bir soru yöneltmişler. Devir işlemi nasıl gerçekleştirilmiştir, detayları nedir diye bir soru yöneltmişler. Proje ve güzergah değişikliği olacak mıdır? Dördüncü soru, kamulaştırma kararı verilen alanlardaki hak sahiplerinin mağduriyetleri ne zaman son bulacaktır?
Belediyemizce bu projeye kamulaştırmalar dahil ne kadar para harcanmıştır şeklinde sorular yönelttiler ki bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin yanıtlaması gereken sorular. Bir para harcandı burada. Bir şeyler yapıldı şu ana kadar. O harcanan paralar nedir? Ne olacaktır? Ne zaman bitecektir bu proje? Belediyenin belirlediği zamanla mı bitecektir? Bakanlıkla yapılan bu anlaşmada bunlar gündeme getirilmiş midir? Getirilmemiş midir? Bununla ilgili tabii ki yapılan devir işlemleri hukuksal olarak veya işte yazışma olarak daha yeni tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakıl'ın nasıl proje çalışmalarını denetlerken baletini giyerek o tünel içerisinde poz verdiği ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz şeklindeki haberi nasıl paylaştıysa bununla ilgili bir detaylı basın toplantısı düzenleyerek de kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Umarız bunu yapar Sayın Büyükakın. Evet, yine Çayırova'ya yapılan 17 milyonluk yatırım nerede diye bir soru sorulmuş mecliste yapılan toplantıda. Durasan Köyü sanayi bölgesi ilan edilecek mi diye bir ciddi ama çok ciddi bir soru var ortada değerli izleyiciler. Bu konu daha belki mecliste görüşülmüştü ve komisyona havale edilmişti. Komisyon bununla ilgili çalışmalarını tam anlamıyla bitiremediğini ve yine bir süre istediğini mecliste gündeme getirmiş ve meclis komisyona ilave süre verilmiş. Gerçekten bakıldığında burada ciddi bir soru işareti söz konusu. Durasan Köyü'nde böylesi bir çalışma yani yapılacak imar değişikliğiyle ve burada yapılacak sanayi bölgesi ilanı doğru olur mu olmaz mı enine boyuna çok iyi tartışılmalı. Hürriyet'in biraz evvel izlediğiniz Büyükakın'a verilen desteği kendisine de istemesi İzmit Belediyesi Meclisi'nde gündemde yer alan maddelerdi değerli izleyiciler. Evet, devam edelim Demokrat Kocaeli Gazetesi'ndeki haber aktarışımıza. Rövanş ertelendi. Sağ tarafta bir haber var. Zaferin coşkusu İzmit'te yaşanacak diye bir anons haber var. Ve MHP'li Sancaklı hesap verecek ki Kocaelispor'la ilgili olan para noktasında. Ama ne zaman bir basın toplantı düzenleyeceği belirtilmiş. Tarihi yok, saati yok, yeri yok. Umarız onu da önümüzdeki süreçte görürüz. Dün neden bu kadar kıyamet kopmamış diye Mevlüt Soysal köşesinde değerlendirme yapmış. Onu da biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Geliyoruz bizim Yaka Gazetesi'ne. Dün Galip Ataman'ı görmemiştik gazetede. Bugün Galip Ataman yine gazeteye önemli bir imza atmış değerli izleyiciler. Nasıl imza atmış? Gazetenin manşetini belirlemiş. Gazetenin manşetinin altında iki anons kutu haber var. Gene köşesindekileri de oraya taşımış değerli izleyiciler. Değerli bu kentin duyan gazetecisi arasında yer alan Galip Ataman. Ne demiş bizim Kocaeli gazetesi manşetinde? 395 bin öğrencinin 3 milyon kitabı hazır. Bir fotoğrafla paylaşılmış. Sağlık Müdürlüğü'ne vekiller sahip çıktı diye bir haber köşe yazısının anonsunu yine haberin altında Galip Ataman'ın köşesinden alınan bir başlığı kullanılmış. Kocaeli Sanayi Odası Ayhan Zeytinoğlu'na ve 100 bin istihdam diye de yine köşesinde yani 4. sayfanın tamamında kullandığı bölümlerin anonsları yapılmış Galip Ataman'ın gazetede. Sağ tarafta kayyum eylemleri yasaklandı. Altında yerinde tespit yerinde çözüm diye bir haber var Tahir Büyükakın'ın yaptığı çalışma Karamürsel'deki muhtarlarla ilgili. Komutan atamaları belli oldu biraz evvel belirtmiştik. Belediye logosuna TC ibaresi. Bu haber gerçekten şu ana kadar okuduğum 3 gazetede yoktu. İzmit Belediyesi'ne yapılan değişiklikler, yapılan çalışmalardan bir tanesi de bu. Artık logolarında, yazışmalarında, açtığı pankartlarda TC ibaresi olacak İzmit Belediyesi'nin. Bu da Fatma Kaptan Hürriyet'in dün yaptığı basın toplantısında elde edilen bir ayrıntıydı. Gazeteci arkadaşlarım bunu kim ortaya çıkardıysa hepsini kutluyorum. Basın toplantısında sadece o bölümü yakalamak değil, önemli olan basın toplantısındaki ayrıntıları da bulabilmek. İşte TC ibaresinin gelmesi dünkü basın toplantısının önemli bir ayrıntısıydı. Bizim Yaka Kocaeli gazetesi bunu gazetesine taşımış ve bu haberin altında da imza Diren Çelik. Gerçekten gazeteciliği hakkıyla yapmaya çalışan önemli muhabirlerden bir tanesi Diren arkadaşımız. Ve bunu ayrıntıyı kaçırmadan da Fatma Kaplan Hürriyet'in
TC'li İzmit Belediyesi logosunun altındaki fotoğrafıyla haberi vermiş. Hem direni hem de gazete editörlerini kutluyoruz. Gelelim sol taraftaki habere. Akar borç içinde yüzüyoruz. Biraz evvel Kocaeli Gazetesi'nin belediyelerle ilgili, borçla ilgili yaptığı haberin esas kaynağı Kocaeli Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Haydar Akar'ın gündeme getirdiği bir konuydu. Bunu irdeleyerek, bunu daha tespitli ortaya koyarak Kocaeli Gazetesi gündeme taşımıştı. Haydar Akar'ın da bu demecini alıp Kocaeli Gazetesi büyüterek kullanmış. Bizim Yaka Gazetesi ise sadece Haydar Akar'ın fotoğrafıyla farklı bir detaya girmeden yaptığı açıklamayla gündeme getirmiş. Farklı bir bakış açısıdır. Ona bir şey söylemiyorum. Sadece iki gazetenin farklı bakışını, iki gazetenin yerel yönetime ve yerel yönetimlerdeki belediye başkanlığına bakış açısında bu şekilde net bir şekilde ortaya görme şansını yakalıyoruz. Haberleri nasıl gördüğüne baz alarak veya nasıl gördüğünü değerlendirerek. Motosiklet Festivali başlıyor. Gölcük'te dünya üçüncülüğü coşkusu diye bir başka haber var. Kortel Konağı küllerinden doğacak. Büyükşehir Belediyesi İzmit'in merkezinde bulunan Kortel Konağı'nı yangında harap olmuştu. Yıkıp yeniden aslında uygun olarak yapacak. Gerekli çalışmalar Antalya Yüksek Kurulu'ndan geldiğinin altını çizelim. Sahte alkole 3 gözaltı. Başsızlardan iddialara cevap. Biraz evvel belirttiğim nokta. Hastane önündeki ambulans alev aldı. Bu da ilginç bir haber. Ambulans hastane önünde durup dururken alev alması da ilginçti. Bir haber olarak gelmiş değerli izleyiciler. Spor haberi yok son sayfada. Kortel Konağı küllerinden doğacak haberi var. Bunu belirtelim. Biraz sonra spor haberleriyle ilgili de gazetelerden bir şeyler okumaya çalışacağız. Geldik Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne. Yine 9 sütuna manşet kullanmış Çağdaş Kocaeli Gazetesi Hürriyet'ten başkana şikayet. Mecliste yaşadığımız, biraz evvel bizim de ekranlarınıza taşıdığımız haberi kullanmış Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin. Sadun Çetin mecliste yaşanan bu tartışmayı gündem yapmış ve manşet olarak kullanmış değerli izleyiciler. Bu konuda haberin biraz evvel izlediğiniz boyutundan fazla bir detay olup olmadığına bakalım. Büyükşehir Meclisi'ne Başkan Hürriyet ve Meclis Üyesi Aykut Çağlayan'ın nezaket polemiği damga vurdu. Hürriyet'in nezaket konusunda Başkan Büyükakın'ı örnek almasını isteyen Çağlayan'a Büyükakın cevap hakkını kullanmamasını söyledi. Bir tartışma yaşandı, o tartışmayı ekranı taşıdık. Daha sonra söz istemiş Çağlayan ama meclisi yöneten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın buna izin vermemiş. Bir bayanla tartışma veya bir bayanla siyaset de olsa bazı konuları konuşurken biraz daha dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizelim buradan. Sadece bunu yorumlayalım. 800 litre sahte alkol diye bir haber kullanılmış. İkinci manşette Kandıra'da kurulu imalathaneye yapılan baskın ve 306 ile ilgili. Hemen yan tarafında Santal yokuşunda kaza 7 kişi yaralandı. Yine bir üniversite kaydına gelmişlerdi. Kocaeli Üniversitesi'ne geldiklerindeki yaşanan bir kazayı haber yapmış gazete. Etkinlikler 5 gün sürecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda diye bir üst başlığı var. İlginç değerli izleyiciler. Neden ilginç? Yani 5 günlük bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak. Sadece hemen ufak bir şekilde fotoğrafsız haberin görülmesi düşündürücü. Gelelim altına, şüpheli çantadan unutkanlık çıktı. Hemen ikinci manşetin altında Modern Çetin Emeç Üst Geçidi diye bir üst başlık. 9 Eylül'e yetişecek diye de haber verilmiş. Çetin Emeç Üst Geçidi İyice de yıpranmıştı. Biz de birkaç sefer gerek gazetemizde gerekse televizyonumuzda haber olarak bunu ekranda taşıdık. Ama şunu söyleyelim değerli izleyiciler. 9 Eylül yetişir mi? Benim evim orada. Şu andaki çalışmayla çok zor. Umarım ben yanılırım. Çünkü burada yaşanan ve bu köprünün yapılması nedeni olan karşıdan karşıya geçişlerdeki trafik kazalarıydı. Hatırlayın. 89 öncesinde bu yol birçok kez kapanmıştı. Kim kapatmıştı? O bölgede oturanlar bir üst geçit isteyerek yaşanan kazalar nedeniyle yolu birkaç kez trafiğe kapatmışlardı. Daha sonra 89 seçimlerinde yaşanan iktidar değişikliğinde ki Yenidoğan'da yaptığı konuşmada seçim öncesinde Sefa Sirmen göreve gelmişti ve şunun sözünü vermişti.
İlk yapacağım çalışma buraya üst geçit demişti. Ve 90 yılında bu üst geçidi o zamanın rahmetli SHP Genel Başkanı Erdal Ünlü'nün katılımıyla bu üst geçidin açılışı yapılmıştı. 90 yılından beri ayakta duran bir üst geçit. Birçok bakım ve onarımdan geçti. Ama artık yapılması gerekiyordu. Önceki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanlı döneminde iş ihaleye çıkarıldı ve ihalesi de bitirilmişti. Ve bu dönem ilk iş icraatlarından bir tanesi olacak. Tahir Büyük Akın'ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundaki umarım 9 Eylül'de yetişir. İlimizde kayyum eylemlerine yasak haberi var. Yine Atakan doğum gününde anıldı şeklinde bir haber resim sergisi kullanılmış ve TÜVGA Kocaeli'de yeniden Akbulut haberi var. Uğur Ulusoy artık çağdaşta diye bir kendilerine yönelik bir haber var. Uğur Ulusoy'a da görevinde başarılar diliyoruz. Daha evvel Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde çalışıyordu. Sadun Çetin köşesinde belediye başkanları ve yan kuruluşlar Selman Yıldırım aslında 2004'te atılanları hatırlatıyor şeklinde de bir köşesi var. Biraz sonra bunu da değerlendireceğiz. Değerli izleyiciler, Leyla Atakan'la ilgili dün İzmit Belediyesi'nin yaptığı bir sergi vardı ki doğum günüyle ilgili ve bu doğum günündeki serginin açılışını dün akşam 18'deki ana haber bültenimizde ekranınıza taşımıştık. Yine o sergiden bir alıntı var. Şimdi o sergiyi ve fotoğrafları izleyelim, sonra tekrar buradayız. İzmit Belediyesi Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ı doğumunun 94. yılında Belsa İzmit Belediye Meydanı'nda fotoğraflarla anıyor. Evet, tarihi fotoğraflar. Bu fotoğrafları İzmit Belediyesi paylaştı değerli izleyiciler. İzmit Belediyesi dün akşamdan Leyla Atakan'ın doğum yıl dönümü anması nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe ben de katıldım. Erol Köse o dönemde yaşadıklarını anlattı ki Erol Köse birebir o dönemin içerisinde bulunan bir siyasetçiydi ve o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıydı. Bir kadının o yıllarda bir seçim kazanması ki 68 yılında ve yaşanan o çalışma esnasında neler olduğunu, neler yapıldığını, nasıl seçim kazanıldığını bütün seçmenlere yönelik Leyla Atakan'ın ağzından mektupların nasıl hazırlanıp gönderildiğini, hangi mürekkeple yazıldığını gönderildiğini, neler anlatıldığını, nasıl seçim kazanıldığını ki çok zordu ilk defa. Serbest bir seçimle seçilmiş bir belediye başkanı olan, kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan bu kentte oldu. Daha evvel ilçelerde veya beldelerde olmuştu. Yine Mersin'de il belediyesi olarak bir kadın belediye başkanı görevi yapmıştı. Ancak belediye başkanının görevinden ayrılması sonrasında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek olmuştu. Yani seçimle bir il kadın belediye başkanı ilk kez seçim tarihimizde Leyla Atakan'a nasip olmuştu ve İzmit'te bu nasip olmuştu. Ve böylesi bir kişiyi sadece ölüm yıl dönümlerinde değil, İzmit Belediyesi doğum gününde de anma etkinliği düzenleyerek gündeme taşımayı tercih etti. Ve yapılan etkinliğe kim katkı koyduysa kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Elkes orada anılarını anlatırken duygulandı da. Tabii ki kolay değil. Birlikte çalıştığı kişinin cenazesi. Ondan sonra belediye meclis üyeleri içerisinde kimin göreve geleceği konusundaki yapılan çalışma ve Erol Köse'nin belediye meclis üyeleri tarafından belediye başkanlığına seçilmesi. Daha sonra yapılan seçimlerde ise %68'lik bir oy oranıyla tekrar seçimi kazanması. Ki düşünün, o dönemde
Türkiye genelinde 6 Erol Köse'nin ifadesine göre 6 tane ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlıkları vardı. Ama diğer illerin hepsinde Adalet Partisi belediye başkanları görev yapıyordu. Çok güçlü bir iktidar söz konusuydu. Ama Leyla Atakan'la İzmit'te bunun el değiştirilmesi gerçekten önemli bir çalışma olarak da siyasi tarihimize geçen bir noktaydı. Burada tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kocaeli'de ilk kadın milletvekili seçilmesi unvanını elinde bulunduran Fatma Kaplan Hürriyet, yine Leyla Atakan'dan sonra İzmit Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın belediye başkanı olması sıfatıyla da bir değerlendirme yaptı, bir konuşma yaptı, bu etkinliği düzenledi. Daha farklı etkinliklerin olacağını da altını çizdi. Birkaç tane ipucu vereceğim. O gün, dün akşamki toplantıda yaptığı açıklamaya sığınarak bunu söylüyorum. Belki bunu daha sonra paylaşacak ama yapacağı çalışmalar içerisinde bir belgesel çalışması olacak. Daha evvel Kocaeli Üniversitesi Leyla Atakan'la ilgili İletişim Fakültesi bir belgesel çalışması yapmıştı. Ama Leyla Atakan'ın hayatıyla ilgili bir belgesel çalışması yapılacak. Bir film çalışması söz konusu. Yine bir ödüllü yarışma söz konusu ki bu dün akşamki toplantıda da yine gündeme getirildi. Yapılacak anmalarda düzenlenecek yarışmalarla Leyla Atakan'ı hem unutturmamak, hem geleceğe taşımak, hem de yapılacak çalışmalarla bir yarışma düzenlenerek daha farklı bir boyut kazandırmak gibi bir çalışmasının olduğunu söyleyelim. İzmit Belediyesi'nin ve İzmit Belediyesi bunu yaparken de bu projelerin taslak olduğunu, daha isim olarak, daha projenin isimleri olarak daha netleşmediğini, ama böylesi bir Leyla Atakan'a yönelik böylesi bir çalışmanın yapılacağını duyursun da dün akşam satır başlarının fazla detayına girmeden Sayın Hürriyet oradaki topluluğu açıkladı. O topluluk içerisinde ben de bulunduğum için de sizlerle bunu, bu bölümünü sadece paylaşıyorum. Daha fazla detayı var ama onu da kendisine bırakalım, kendisi açıklasın. Yine tarih koridoru kapsamında bir başka açıklaması oldu dün akşam Sayın Hürriyet'in. Şöyle bir değerlendirme yaptı. Tarih koridoru önemli bir proje. Geleceğe taşımak adına, kenti geleceğe gösterebilmek adına önemli bir çalışma. Biz tarih evlerin geleceğe taşınması adı altında bir proje başlatacağız diye bir değerlendirmede bulundu. O sokakta ve ondan sonra da yapılacak çalışmalarda. Burada bir Atatürk evi, burada bir Zübeyde Hanım evi, burada bir Leyla Atakan evi olacak şeklinde, o şekilde bir çalışma yapılacağının altını çizdi. Bu üç ev olmazsa olmazım dedi. Bir kez daha hatırlatıyorum. Atatürk evi, Zübeyde Hanım evi ve Leyla Atakan evi bu tarih koridoru eski adıyla ve geleceği İzmit eski evlerini geleceğe taşıma projesi adı altında İzmit Belediyesi'nin yeni adıyla böyle bir çalışma olacağının altını çizelim. Yine dün akşam bunun müjdesini verdi Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı konuşmada. Geldik Mavi Kocaeli gazetesine değerli izleyiciler. Ne kullanmış başlığında? Manşetinde İzmit'te zafer 5 gün kutlanacak. Evet, dün yapılan basın toplantısını en geniş şekilde Mavi Kocaeli gazetesi sayfasına, birinci sayfasına taşımış. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İzmit Belediyesi 5 gün sürecek Zafer Haftası programı düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Zafer Bayramı coşkusunu İzmit'in her yerinde yaşatacağız dedi. Etkinlikler arasında en heyecanlanan ise Volkan Konak konseri değerli izleyiciler gazetenin haberinde. Program pazartesi başlıyor. İzmit'te Volkan Konak geliyor. Ara başlığı kullanılmış. Zafer Bayramı programı belirtilmiş. Volkan Konak'ın fotoğrafı var. İyi Partililerle sıkıntımız yok diye de yine haberin detayındaki Volkan Konak'ın İzmit'e gelmesiyle ilgili İyi Partililer özellikle sosyal paylaşım sitelerinde haberler üretilmişti. Ama Hürriyet'in yaptığı dünkü açıklamada İyi Partililerle Volkan Konak konusunda herhangi bir sıkıntımız yok diye de bir değerlendirme de bulundu. Yine sol tarafta biraz evvel belirttiğim gibi bizim Yaka Gazetesi'ne nasıl beğendiysek Mavi Kocaeli Gazetesi muhabirleri de atlamamış. İzmit Belediyesi logosuna TC ibaresi konulduğu haberinde paylaşmış değerli izleyiciler. Bugün baktığımız iki gazete bunu atlamadan ekran sayfalarına taşımış. Kutluyoruz. Bizim arkadaşlarımıza dünkü haber yapılan basın toplantısından sonra ki değerlendirmesinde ikinci haberimizde de bunu TV 260 ekranlarına taşıdılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sadece
bir noktada gidip görmedikleri için, ayrıntıyı da yakaladıkları için. Gelelim ikinci manşetine gazetenin. Hedefimiz yerinde tespit, yerinde çözüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükada'nın Karamürsel Eylül Bölgesi'ndeki esnaflarla, balıkçılarla ve vatandaşlarla yaptığı geziden ilgili bir haber verilmiş. Sol tarafa doğru geldiğimizde virajı alamayan tır şarampole uçtu. Fedai Taşçı hayatını kaybetti. Biz üvey evlat mıyız diye de bir haber yapılmış plaj yolu sakinleriyle ilgili yaşanan sel sonrasında. Yenilenen üst geçit için geri sayım başladığı şekilde Çetineme Köprüsü'nün çalışmasıyla ilgili haber verilmiş. Akar borç içinde yüzüyoruz. Yine belediyelerin borçlarıyla ilgili bir haber. Kayyum eylemleri yasaklandı ve sağ tarafa doğru baktığımızda ise Perşembe Pazarı'nda en çok artan limon oldu. Fiyatı en çok artan olsa daha iyi olabilirdi ama Perşembe Pazarı'nın en çok artanı limon oldu şeklinde bir haber yapılmış. Arif Susam, The Lucca Malik'te sahne alacak diye de bir haber geçilmiş değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli Gazetesi'nden hemen gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Mavi Kocaeli Gazetesi'nde rövanş maçı iptal edildi. Engin Korukur'la ilgili bir fotoğraf ve maçtan bir fotoğraf kullanılmış. Murat Aydın'a büyük alkış diye bir haber. Gölcük'te iki yetim çocuğa bisiklet hediye etmiş Murat Aydın. Gölcük galibiyeti hasret 2-2 hazırlık karşılaşmalarındaki rapor verilmiş. Ufuk öğüt veren Havza Belediyesi'nin de teknik direktörlük yapacak. Onunla böyle verilmiş. Başkanlık kupası heyecan başlıyor diye de Gölcük'te bir haber kullanılmış. Gelin Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin şampiyon eki olarak verdiği spor bölümüne. Rövaş maçı iptal edildiği kullanılmış. Çolcu Süper Lig maçında diye bir açıklama var ki Çolcu'nun gözlemci olarak görev yapmasından kaynaklanan bir haber. Metehan'ı Konya aldı. Gölcük Salılı yıkamadı 2-2. Sedat Cengiz Nadirli'de, Alper Çetin'e zor maç diye de bir başka haber. Birinci Lig'de Şehir Adana Demirspor maçını yönetecek. Bizim yakada spor sayfasında bir haber olmadığını söyleyelim. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne gelelim. Spor sayfasında ne konulmuş? Rövanş ertelendi. Taraftarlardan fotoğraf ve maçtan fotoğraf. Lige kadar iyi olacağız şeklinde bir açıklama Gölcük Spor Teknik Direktörü Taner Güller'den. Eren Eltut unutulmadı. Uni Hodri Meydan tarafından düzenlenen futbol turnuvasındaki ödül töreni yansıtılmış. Kura çekimi heyecanı başlıyor ve Gölcüklü gençler profesyonel oldu şeklinde bir başka haber de konulmuş. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne geliyoruz. Bir Erzurum olamadık. Sakarya maçı iptal oldu. Uyum sürecini atlatmamız gerekiyor. Gölcük beraberliğe abone 2-2 diye bir haber vermiş. Bu Erzurum haberini biraz açmak istiyorum değerli izleyiciler. TV8, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir yaygın medya kanalı. Acun Ilıcalı ne kadar annesiyle İzmit'te buluşması ve annesinin İzmit'te olduğu konusunda değerlendirme yapılması da Acun Ilıcalı Erzurumludur. Daha evvel koyu bir Fenerbahçeli olduğunu da altını çizelim. Televizyonun ekranlarını Fenerbahçe'nin yardım kampanyasına açmıştı. Ve burada canlı yayınlar yapmıştı. 3-4 tane program yaptı canlı ve büyük paralar toplandı. Forma satılarak tabii bunlar değerlendirildi. Önceki akşam da aynı şeyi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor için yaptı. Ve bakan yardımcıları, bürokratlar, başkanların olduğu canlı yayında telefona yapılan bağlantılarla büyük forma satışları yapıldı. Yani ben bir aşağı yukarı 4 dakikalık kalan bir bölümünü izledim. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Birisi telefona bağlandı. Dedi ki ben ancak bütçem gereği ki bir kurumun başındaki bir isim 1000 tane forma alabilirim dedi. Zorla 5000 forma sattılar. Şimdi canlı yayının getirdiği nokta bu. Ve 5000 formaya razı oldu. Bakın 1000 forma nerede? 5000 forma nerede? Ve bunun parası da ödenecek orada ağzından söz çıktıysa. Böylesi bir çalışmayı yaptı TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı. Biz daha evvel bu kentte bir tuğla da sen koy kampanyası yapmıştık. O dönemin iki televizyonu Kocaeli TV ve TV41 canlı yayın yapmıştı. Ve biz oturarak masalara telefonla kişileri arayarak bir tuğla sen koy kampanyası adı altında 50 lira, 100 lira, 200 lira, 250 lira bir para toplamaya çalışmıştık ki yanılmıyorsam bu çalışmada elde edilen gelir çok az bir miktara ulaşmıştı ve çoğu da alınmadığında altını çizelim. Bir forma satışı yaptı Bahri Yavuz yönetimi.
Orada da çok istenilen elde edilemedi. Kocaeli valisi, Kocaeli milletvekilleri bu işi elinin altına koydu. Efsane geri dönüyor adı altında veya işte Kocaspor geri dönmeli adı altında bir kampanya başlattı. Orada elde edilen miktar çok komikti. Ama bir Erzurum kadar olamadık başlığı cuk diye oturduğunu söyleyelim. Özgür Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfasında yapılan haberde göre. Kocaeli taraftarı okumuştuk ama gene de bir göz gezdirelim. Kocaeli Sakarya maçı iptal olduğunu belirtmiş, rahat uyuyor Eren demiş. Olgunlar ve terörlerle ilgili de değerlendirmesinde bulunmuş Kocaeli Gazetesi spor sayfası. Değerli izleyiciler, şimdi hızlıca geliyoruz. Köşe yazarlarında gazetenin genel yönetmenlerinin yazdığı köşe yazarlarına. Tanzer Yunalı'nın köşe yazısında şu var. Nevzat Doğan'dan müzeye yatak odası haberine tepki. Şimdi Kapanca Sokak'ta tarih koridoru içerisinde yer alan bir proje içerisinde bulunan bir evin, tarih evin restore edilmesi ve restore edildikten sonra da burada da Nevzat Doğan kendine yatak odası yaptı şeklinde yaygın medyada yer alan bir haber üzerine Nevzat Doğan, daha evvel bu gazetedeki haberleri okumuştuk. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde de, yine Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde de bununla ilgili haberler çıkmıştı. Yine Tanzer Ünal'ı arayarak da bundan rahatsız olduğunu, bu durumun böyle olmadığını, sadece gelen konukları ağırlamak adına böyle bir konak yapıldığını altını çizmiş. Bunu da köşesine taşımış Tanzer Ünal. Biraz detaylı dönemden belirtmiş ve misafirhane olarak da kullanılacağını o dönemde altını çizilen bir köşe yazısı yazmış. Yani Nevzat Doğan'ın söylediklerini bir köşe yazısı dilinde Tanzer Ünal gazetesine taşımış. Adem Turgut da demiş Özgür Kocaeli gazetesinde büyük projeler doğru planlanırsa büyük proje olur diye bir değerlendirme yapmış. Ve bununla ilgili de yaptığı çalışmalar, Türkiye'deki projesinin yapılan projelerle ilgili, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelerle ilgili, Osman Gazi Köprüsü'nün projesiyle ilgili ve yapılan çalışmalar, İzmir Otoyolu'nun kullanımı rakamları moral verici olduğunu bayramdan planlayarak söylemiş. Ama o kadar fiyatların da yüksek olması birçok soruyu da gündeme getirdiğinin altını çizelim. Büyük düşünerek yapılan projeler büyük proje olur mantığının ne getirdiğini veya ne söylemek istediğini öğrenmek istiyorsanız Özgür Kocaeli Gazetesi'ni alarak Adem Turgut'tan yazdığı yazıdan görebilirsiniz değerli izleyiciler. Mevlüt Soysal manşetteki habere yine köşesine taşımış. Yani İzmit'teki sendika savaşı ile ilgili. Dün neden bu kadar kıyamet kopmamış diye de bir soru sorarak köşesini yapmış. Ve bu köşe içerisinde belediyelerdeki sendika savaşının ve ortaya çıkan tablonun 2004 yılından itibaren nasıl bir sürece geldiğini, nasıl bir süreçler yaşandığını, Hizmetçi Sendikası'nın başında İdiz Ersoy ve Ersoy'un yönetiminin nasıl neler, işçilere yönelik neler yaptığını, neler yapmadığını konusunu gündeme taşımış. Altında da yine köşesinin içerisinde 5 günlük bir 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin düzenleyeceği İzmit'e bir tören alanı gerekmiyor mu diye bir soru sorarak bu konuyu da gündeme taşımış değerli izleyiciler. Gerçekten şu anda eski vilayetin önünde bulunan alan kent meydanı olarak değerlendiriliyor. Ama oranın bir Atatürk büstü konulmasıyla, daha farklı bir boyuta taşımasıyla bir tören alanı havasına sokulması lazım. Tabii bu tartışılıyor. Şu andaki kullanılan Kültür Tepesi'ne çıkıştaki yerdeki törenler yapılmalı diyenler de var. Eski vilayetin yerine yapılan kent meydanına Atatürk büstleri konarak daha orasını daha farklı bir boyut kazandırarak törenler alanının orası olması da diyenler var. Bunun bir orta yol bulunması lazım. Orası o kadar atıl kalmamalı. Orası bir meydan olarak kullanılmalı. Bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı programı içerisinde İzmit Belediyesi orayı kullanarak farklı bir çalışma yapacağının altını çizmişti açıkladığı programa göre. Atatürk büstü konarak orası tören alanı olur mu olmaz mı? Bu kent bunu da tartışmalı diyorum. Mevlüt Soysal'ın yazdıklarına da doğru olduğunun altını çiziyorum. Bu kente bir gerekiyor değerli izleyiciler bir alan. Galip Ataman, valla şimdi hangisini söyleyeyim ama ilk başlangıcında gazetenin internet sitesinde yazandan yola çıkarak Kocaeli'de 395 bin öğrenciye 3 milyon ders kitabı diye bir başlıkla köşe yazısını giriş yapmış. Gazetenin içerisine yani
4. sayfaya doğru geldiğimde hemen bakacağım. Sayfanın komplesi sayın Galip Ataman'ın köşesi olarak geçiyor. Kocaeli Sanayi Odası Zeytinoğlu 100 bin istihdam diye bir bölüm var. Milletvekilleri Sağlık Müdürü Şenol Ergüre'ye sahip çıktı diye bir yorumu var. YÖK'ten DGS için şartlı kayıt diye bir yorum var. Akar Gökçe'ye sessiz kalmadı diye bir altında haber var. Bunlar ikisi haber. Üsttekiler iki tane saydım. Milletvekili Sağlık Müdürü Şenol Ergün'e sahip çıktı. Ve kitapla konusu ve Kocaeli Sanayi Odası'nın istihdam konusu. Şunu belirtmiş. Özetle baktığımda Galip Ataman istihdam konusunda özellikle. Daha evvel söz verilen TOP Genel Kurulu'ndaki istihdamla ilgili sayının tutmayacağı konusunda, tutulamayacağı konusunda Sanayi Odası Başkanı'nın 4 gençten biri işsiz şeklindeki açıklamasına adeta tepki göstermiş. Bu konuda biraz daha dikkatli konuşması gerektiğinin altını çizmiş Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun. Ama şunu söylememiş. Bu konu biz dün gündeme getirdiğimizde programdan çıktıktan sonra kendi aramızda yaptığımız değerlendirmede şöyle bir konu da ortaya çıkmıştı. Saray Odası'nın başındasınız. 4 gençten biri işsizse burada sorumlulardan bir tanesi de sizsiniz diye bir değerlendirme yaptık kendi aramızda program sonrasında. Baktığımızda doğru bir mantık. Sanayi Odası Başkanıysanız, sanayiyi siz yönetiyorsanız, yani hepsini siz yönetmiyorsunuz ama hepsi sizin üyeniz ve istihdam alanı aşamıyorsanız, 4 gençten biri işsizse ve üniversite mezunu olan kişiye askeri ücretle çalıştırıyorsanız, kendinize de birkaç soru sormanız gerekiyor diye de bir değerlendirme yapmıştık. Bu değerlendirmenin yorumunu veya bu yorumu da sizlerle paylaşmak istedim değerli izleyiciler. Şimdi geliyoruz Galip Ataman'ın köşe yazısından sonrasında gelelim Sadun Çetin'e, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde yazdığı köşenin başlığına. Belediye başkanları ve yan kuruluşlar diye bir yazı kaleme almış Sadun Çetin köşesinde. Belediyenin kuruluşla ilgili bir değerlendirme ki bunların yanlış olduğunu, belediyenin bünyesinde böyle kuruluşların olmaması gerektiğini de altını çizenlerden bir tanesidir birebir yaptığımız konuşmalarda da. Ve yine belediyelerden 2004'te atılanlarla ilgili Selman Yıldırım'ın aslında ne demek istediği konusunda da bir yorumda bulunmuş Sadun Çetin. Tabii 2004'te kazanıldıktan sonra İzmit'te CHP'lilerin görevden sürgün edilmesi, atılması, gönderilmesi birçok kez tartışılmıştı, birçok dile getirilmişti. Selman Yıldırım şunu söylemişti. Hiçbir şekilde belediye başkanı göreve geldikten sonra hiçbir işçi, hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamamalı. Eğer çalışıyorsa, liyakat içerisinde görev yapıyorsa diye bir değerlendirmede bulunmuştu. Ama çalışmıyorsa, tabiri caizse bankamatik memuru şeklinde maaş alıyorsa onlarla da yollar ayrılmalı. Bu da gayet doğal diye değerlendiriyorum. Şimdi gelelim ilçe gazetelerine değerli izleyiciler. Gebze gazetesiyle devam ediyoruz. İSU'da ikinci arıza talihsizliği. Dün birinci arızayı söylemiştik. Bugün ikinci bir arıza yaşanmış yine Gebze'de. İSU'nun su hatları içerisinde. Yine bazı yerler susuz kalmış. Gebze gazetesi de bunu bu şekilde manşetine taşımış. Çalışma yapılırken verilen bir haber. Yine sağ tarafta da Büyüköz dert dinliyor, sorun çözüyor şeklinde bir haber var. Altında da Tavşancıl'da PTT açıldı diye de bir haber. Hemen Gebze'den sonra Derince Ekspres'e geçiyoruz. Derince Ekspres bakalım nasıl bir başlık kullanmış. Derinceli çocuklar çok şanslı. Derince Belediyesi'nin yaptığı çalışma sonrasında böyle bir haber kullanmış Derince Ekspres gazetesi. Başkan Zeki Aygün'ün de çocuklarla birlikte bir fotoğrafı bulunuyor. Genç Saadet'te görev değişikliği. Borç içinde yüzüyoruz. Haydar Akar'ın açıklaması yine belediyelere yönelik değerli izleyiciler. Tahsin Tarhan'dan bir açıklama var. Kamulaştırma hedeflerinden alınan cezaevi harçlarıyla ilgili açıklama yapmış. O biraz bayatlamış bir haber. Daha evvel kullanmıştı bunu Tahsin Tarhan ama Derince Ekspres bunu bugünkü gazetesinin sayfasına taşımış. Cezaevleri parası neden ödeniyor diye de açıklamıştı daha evvel Tahsin Tarhan. Yaptığı değerlendirmede hafta içerisinde çarşamba günü yanılmıyorsam bu haberi okumuştuk. Gelelim Gölcük habere. Gölcük'te yayın yapan
Gölcük Haber gazetesi ve ki Nurettin Şenemre'nin sahibi olduğu, oğlunun yönettiği bir gazete. İşçi amirallerin yeni görevleri diye silahlı kuvvetlerdeki komuta kademesinin ardından alt kademelerde yapılan değişikliklerle ilgili, özellikle Gölcük'te donanmada yaşanan yeni atamaları, yeni görevleri detaylı bir şekilde gazetesine taşımış Gölcük Haber bugün değerli izleyiciler. Ki Nurettin Şenemre de gerçekten bu kentte gazetecilik adına duyayan isimlerden bir tanesidir. Onun da altını çizelim. Nurettin Şenemre'ye başarılar dileyelim ve gelelim programımızın son bölümündeki olan internet gazetelerindeki köşe yazarlarının değerlendirmesine değerli izleyiciler. İnternette neler var veya hangi internet sitelerinden neler aldık ki hepsinden almaya çalışıyorum. Bunun altını çizelim ama hepsini burada verme şansım ne zamanım var ne de bunu verme şansım var değerli izleyiciler. Her gün değişik internet sitelerinden birer köşe yazarını veya öne çıkan köşe yazarlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Önümüzdeki süreçte de yine bunu bu şekilde dikkat etmeye çalışacağım. Hemen gelelim bizim Kocaeli Gazete 262 internet sitemizde Alp Tekin Cevherli'nin yazdığı köşeye. Balkanlarda son durum adı altında bir köşe yazmış ki Balkanlara bir ziyaret yapmıştı. Makedonya ve Kosova'ya gitmişti. Oradaki yaşananları göstermiş. Gerçekten orada Müslüman kardeşlerimiz, Türkiye'ye daha farklı gözle bakan arkadaşlarımız orada yaşıyorlar. Onlarla bir araya gelmiş, daha farklı bir boyuta kazandırıldığını, kendilerinin daha rahat bir şekilde yaşadıklarını ve daha hakim oldukları konusunda da bir köşe yazmış. Yazdığı köşede ince ayrıntılara ve tarihi çarşılara, tarihi farklılıklara değerlendirmede bulunmuş. Bizim internet sitemizde Kocaeli Gazete 262'ye tıkladığınızda Alptekin Cevherli'nin yazdığını rahatlıkla okuyabilirsiniz. Aztekoz Haber'e geliyoruz. Ergun Demir, İzmit'te bir şeyler değişiyor mu diye bir başlık kullanmıştı bugünkü köşesinde. Gerçekten değişiyor İzmit'te. Yani tarih koridorundan başlamış, Nevzat Doğan'ın yaptığı çalışmasından devam etmiş ve kültürel anda, sanat alanında bu kentte neler yapılması gerektiğini için değerlendirmelerde bulunmuş. Konser, tiyatro, heykel, resim, fotoğraf, orkestra vesaire hep daha belki bölümde AKP Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinde hep bunların geride kaldığını, geriye atıldığını söylemiş. Ama bunları söyledikten sonra bugün bu kendi için bir kez daha umutlandığının altını çizmiş ve uzun zamandır beklediğim şeylerin yaşanmaya başladığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum demiş. Bir kere şunun altını çizelim. Bu kentte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her etkinliği öncesinde mehtelen takımı gösteri yapardı. Artık bu yok. Bir orkestra kuruldu. Modern bir orkestra artık bu kentte açılışlarda görev yapacak. Böyle bir çalışma var. Bu doğrudur, yanlıştır. Bunun detayına girmek istemiyorum veya yorumunu yapmak istemiyorum ama İzmit Belediyesi Nevzat Doğan döneminde mehtelen takımıyla açılışlara giderdi veya onlar gösteri yapardı. Artık bu ortadan kalktı. Bu yok. Modern bir orkestra kuruldu ve modern bir orkestra ile artık modern müzik aletleriyle, yan flütüyle, gitarıyla, kemanıyla farklı bir boyutta bir çağdaşlık adı altında çalışma yapıldığını Fatma Kaplan Hürriyet altını çizerek belirtiyor. İzmit'teki bu değişimde çok net, 30 Ağustos'ta bu değişimi çok net yaşayacağız. Yani nerede yola çıkarak bunları söylüyorum? 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta bu kentte, İzmit'te farklı bir anlayışın geldiğini doya doya yaşadık. 30 Ağustos bunun adeta perçinlendiği bir bayram coşkusu olacak diye düşünüyorum ki 5 günlük bir etkinlik var. Her şey var bu 5 günlük etkinlik içerisinde. Böyle bir değişimin yaşanması da bu kentte yaşarken bizi oldukça mutlu ediyor diye düşünüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi var, açık hava sineması var, belgesel gösterim var, bazı gazetecilerin ve yazarların imza günleri var, Volkan Konak konseri var, Sunay Akın gösterisi var, dans gösterisi var, resim sergisi bulunacak bu etkinlik içerisinde. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin gösterileri gerçekleşecek. Böylesi bir etkinliğe imza atan tüm ekibi kutluyorum. Ergun Demir de bu köşesinde buna değinmiş değerli izleyiciler. Gelelim Ses Kocaeli'deki İsmet Yiğit'in yazısına.
Bir işe ya hiç başlamayın ya da başladığınız işi bitirin. Bunu yerel yönetimlere ve merkezi hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik yazıyor. Bunu çok örnek sayabilirim. İsmet abi bu kentte gezen dolaşan insanlardan biri olmaya başladı artık. Daha evvel gazeteye sabah giderdi, işini bitirip akşam evine giderdi. Sadece o güzergahı yazardı. Ama yazılarına baktığımızda artık İzmit'in farklı yerlerinde gezdiğini görüyoruz. Bu da herhalde Güngör Aslan'ın birlikte çalışmasının getirdiği bir artı olarak değerlendireceğiz. Çünkü İsmet Çiğit'i farklı yerlerde dışarıda gazetenin dışında görmek çok nadirdi Özgür Kocaeli Gazetesi'nde çalışırken. Ama şimdi Ses Kocaeli internet sitesinde 29 Ekim'de yazılı basın olarak karşımıza çıkacak Ses Kocaeli'de her yerde gezdiğini görebiliyoruz. Yazdığı yazılardan ve bizle paylaştığı bölümlere baktığımızda Güngör Aslan onu gazetede veya ofiste oturmuyor, alıp gezdiriyor. O da köşesine yansıtıyor. Ne olur ve ne olur dediklerine katılalım. Bir işi başlayalım, bitirelim. Ondan sonra öteki işe başlayalım. Bazı uyanık ustalar vardır. Özellikle bu ustalar işte inşaat işlerinde, badana boya işlerinde bunu yaparlar. Hepsini buradan söylemek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın, kimseye suçlamak istemiyorum ama gelirler sizle anlaşırlar. İşte 3 günlük bir iş vardır. Bir gün çalışırlar. İkinci günün yarısında öğleninde bir tatile, öğlen tatiline çıkayım, bir yemek yiyeyim diye evden çıkarlar. İki gün, üç gün bulamazsınız. Çünkü siz de çalışırken başka bir iş almıştır. Gider orada bir iki gün çalışır, tekrar size geri döner. İşte böylesi bir çalışma içerisinde olmasın yerel yöneticiler. Merkez hükümet projelere böyle bakmasın. Projeye başlasın, bitirsin. Gününde bitirsin. Bu kentte bir projeyi gününde bitirdiğini bir görelim ya. 2002'den beri bu kentte hiçbir proje başladığı tarihte, verilen tarihte bitmedi. Bunu her iddiasına da kanıtlarım. Ya İsmet abi de bunu köşesinde yazıyorsa ki bunun da altını çizerek belirtiyor, örnekler vererek belirtiyor. Bu çok doğru bir iş. Ya bitirin ya bir projeyi, zamanında bitirin ya. Bu çok zor bir iş değil ya. Biteceği zamanı planlayın, belirleyin, o şekilde tarih verin. Ya o tarihte de gelin bir açın ya şu kurdeleyle şunu kesin ya. Otogar kavşağındaki kavşak hala bitecek. Temelini attınız. O zaman Sayın Fikri Işık bakandı. İzmit Kandıra yolu duble yolu. Ne zaman ne olacak? Ne olacak da adımı atılmadı temelinden başka. Bir zamanlar rahmetli Necmettin Erbakan yurdun her yerine gittiğinde, her adım attığında bir yere temel atardı. Sonra o temeller kalırdı. Öyle mi olsun? Öyle mi kalsın bunlar? Lütfen ya şunları bitirin şu kente ya. Bu kent bunu hak etmiyor. Bu kent iyi yaşamak istiyor. Çağdaş bir şekilde yaşamak istiyor. Bunları yapmak çok zor bir şey değil. Para harcayarak bunları yapıyorsunuz. Bu kentin parasını harcıyorsunuz. Bu kentin harcadığınız parasının arkasında durun. Evet, Arsun Erenkaya ile de programımızın Barış Gazetesi'nde yazdığıyla da programımızı bugün noktalayacağız. Bu haftayı noktalayacağız değerli izleyiciler. Alan razı, satan razı, bize ne diye bir başlık kullanmış. Kocaeli Ticaret Odası'ndaki bir üye olduğun altını çizmiş. Sistem bizi buna zorluyor. O halde kurumun temsilci üyeleriyle hakkını, hukukunu korumakta azami olarak dikkat edilmesi gerektiğini altını çizmiş. Kandıra'daki gıda OSB'nin harfiyat işiyle ilgili olan konuya değerlendirmede bulunmuş. Yapılan ihalenin farklı şekilde yansıdığının altını çizelim. Hala da konuşuluyor. İşte Aysun Erenkaya da bununla ilgili bir yazı yazmış. Daha evvel Soylular Beton'un sahipleri bu kez bir başka şirket üzerinden bu işi yapmaya başladıklarının altını çizmiş. Bu şirketin ismi de Goyser adını verdikleri firma. Yani daha evvel Soylular firması yine bir ikinci şirketini bu kez burada devreye sokarak bir çalışma yapmış. İhaleyi bu şekilde kazanmış ve çalışmasını sürdürüyor. Bırakın çalışsın, yapsın ve eğer parasal konuda veya farklı bir konuda bir durum varsa onu da gündeme taşırız diye de bir değerlendirmede bulunmuş Sayın Aysun Erenkaya. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Yönetmeme bakıyorum, atladığım, girmediğim herhangi bir şey yok. Çünkü bazen programın akışı içerisinde unuttuğumuz şeyler de oluyor. Yönetmenimden soruyorum, herhangi bir problem olmadığını söyledi. Bir haftalık bir zaman dilimi içerisinde manşetler programıyla saat 9.30, zaman zaman 10.30, zaman zaman 11'e kadar sizlere bir hafta zaman diliminde karşınızda olmaya çalıştık.
Bu zaman dilimi içerisinde gazetelerin manşetlerini sizlerle paylaştık. Yorumlarımızı yaptık. Şimdi cumartesi pazara ara veriyoruz. Ama yeni yayın dönemi içerisinde TV 262 ekranlarında programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve bu programlar içerisinde de yine gönülden gönüle programımız ekrana gelecek. Birçok sürpriz programlarımız var. Cumartesi akşamı yine benim hazırlayıp sunduğum 41 soru 41 yanıt programı saat 19'da karşınızda olacak. Yani hafta içerisinde dolu dolu bir akşam kuşağı ve gündüz kuşağıyla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Yeni yayın dönemimiz içerisinde daha sürprizlerimiz var. Daha sürpriz isimlerimiz sizlerle birlikte olacak. Amacımız bu kente hizmet edenlere biz de katkı sunabilmek, onlara daha iyi hizmet edebilme konusunda neler yapılacaklarını konusunda dilimiz döndüğünce, kalemimiz tuttuğunca sorduğumuz sorularla onları daha iyi hizmet yapmalarına yönlendirmeye çalışmak, kimseyi köşeye kıstırmak, kimsenin arkasından farklı şeyler söylemek değil, yapılan hizmetlerin daha iyi olması, daha yaşanabilir bir kentte olabileceğimizi bildiğimiz için de bunları söylemeye olanaklarımız olduğu müddetçe devam edeceğiz değerli izleyiciler. Haftaya pazartesi sabahı 9.30'da yine manşetler programıyla karşınızda olmak umuduyla yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi günler diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.